Tarih, dünya hayatının geçiciliğini ve ölümün yakınlığını gösteren yüzlerce ibret verici olayla doludur. 1912, bu ibret verici olaylardan birinin, dünya tarihinin en büyük deniz felaketinin gerçekleştiği yıldı. O zamana kadar inşa edilmiş en büyük ve en lüks yolcu gemisi olan Titanic, İngilizlerin gururu olarak tanımlanıyordu. ...55 metre yükseklik ve 275 metre uzunluğundaki gemi, teknik yönden üstün bir donanıma sahipti. Pek çok insan, Titanic için batması imkansız gemi diyordu. Ancak gemi, ilk çıktığı yolculukta dev bir buzdağına çarparak yara aldı. Ve korkunç bir şekilde Atlantik sularına gömüldü. Bu felaket yaklaşık 90 yıl sonra Hollywood filmlerine konu oldu. Geminin 2200 yolcusundan sadece 700 kadarı kurtuldu. 1500 yolcu buzlu sularda çırpınarak can verdi. Gemiye kesinlikle batmaz gözüyle bakıldığı için çok az sayıda filika alınmıştı. Ölenler arasında İngiltere'nin ünlü zenginleri ve soyluları da vardı. Bu olay insanların Allah'ın takdir ettiği kadere hiçbir şekilde karşı koyamayacaklarını bir kez daha göstermektedir. Titanic faciası, zenginlikleriyle kibirlenen, tek mutlak güç sahibinin Allah olduğunu unutanların ne gibi felaketlerle karşılaşabileceğini gösteren tarihi bir ibrettir. Sahip oldukları imkanlar nedeniyle şımaran ve hemen ardından yıkıma uğrayan insanların ünlü bir örneği de tarihsel Pompei kentinin halkıdır. Tarihçilere göre bundan 2000 yıl kadar önce Vezüv'ün yamaçları bağlarla örtülüydü. Pompei de bu yamaçlarla deniz arasında kurulmuş ve genellikle zengin Romalıların tercih ettiği bir şehirdi. Pompei'de sefaat ve sapkınlık üzerine kurulu bir yaşam hakimdi. Komşu il olan Herculaneum da aynı şartlara sahipti. Ancak tarihin en ünlü yanardağ patlamalarından biri bu güzel yerlerin varlığına son verdi. Volkanın lavlarıyla taş kesilmiş şehir halkının sapkın yaşamı bugün tüm ayrıntılarıyla görülebilmektedir. Günümüzden yüzlerce, hatta binlerce yıl önce yaşayan uygarlıkların zenginlikleri kendilerine hiçbir fayda sağlayamamıştır. Onlardan geriye kalan ibret verici kalıntılardır. Allah her an her yerde bu yıkımdan daha şiddetlisini tattırmaya kadirdir. Allah geçmiş kavimlerin durumundan ders almak gerektiğini Rum suresinde şöyle hatırlatır. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı?
Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Toprağı altüst etmişler ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.